Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. Ben SML Hoca. 40 soru serisi problemler kampına kaldığımız yerden aynı hızda ve aynı kararlılıkta devam ediyoruz. Umarım senin de hırsın, senin de kararlılığın aynı şekildedir. Bugün seninle birlikte 29. testi çözeceğiz ve 29. testte çok ama çok güzel, çok tatlı sorular var. Şimdi hemen sana o sorulara işaret koyduracağım ve sınavdan önce ihtiyacın olacağı için bunu yapıyoruz tabii ki. Şimdi arkadaşlarım, soru numaralarını söylüyorum sizlere. Lütfen bunları not alın. Birinci soru tam MSÜ ayarında bir soru. Üçüncü soru tam olarak TYT ayarında bir soru. Mutlaka ama mutlaka kaydedin bunu. Daha sonrasında beşinci soru mükemmel ötesi bir soru. Mutlaka kaydediyorsunuz bu soruyu. Hemen bakıyorum. Altıncı soru tam anlamıyla bir TYT sorusudur arkadaşlar. Yedinci soru zor bir sorudur. Yani TYT veya MSÜ'de çıkma ihtimali diğerlerinden daha düşük ama zor bir sorudur. Dolayısıyla kaydetmende büyük fayda var. Evet, hangi numaralı sorular dedik? 1, 3, 5 ve 6 dedik arkadaşlarım. Bunları mutlaka kaydedin, lazım olur. Evet, 40 soru serisi problemler fasikülümüz. Sevgili gençler, açıklama kısmında satış linki mevcut. Dileyen girip alabilir. Hatta ikili set halinde ben size link de koydum. Açıklama kısmına. Neyin ikili seti? Tabii ki bu kitabın tamamlayıcısının sevgili arkadaşlar. Bir türlü tamamlayamıyorum. Bu kitabın tamamlayıcısının gençler ikili set halinde fiyatı da var, mevcut. Tabii ikili olunca fiyatı daha da uyguna gelmiş oluyor, aklınızda bulunsun. Hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Geçelim dersimize. Ne demiş sorumuzda, bir bakalım. Şöyle hatta soruyu da yaklaştırırsam sen de net görürsün be güzel kardeşim. Sefa bir zarın 6 yüzüne doğal sayılar yazmış. Bu zarın yüzlerine yazılan sayılarla ilgili aşağıdakiler biliniyor aynı zamanda. Diyor ki 4 tane yüzünde de asal sayılar var. Şimdi 6 yüzü vardı, 4'ünde asal varmış. Şimdi dikkat et, buradaki 32'nin ve 44'ün asal olmadığını görüyoruz. Demek ki diğer görünmeyen bütün yüzlerindeki bütün sayılar asal olacak. Karşılıklı yüzlerinde sayı yazılan sayıların toplamı da eşitmiş. Ha, tamam, güzel. Buna göre Sefa'nın zarın diyorum. Zarın görünmeyen yüzlerine yazdığı sayıların aritmetik ortalaması kaçtır diye sorulmuş. Şimdi o görünmeyen yüz, 3 tane yüz var ya, onların aritmetik ortalaması soruluyor bize. Öncelikle neler yapabiliriz bir düşünelim bakalım. Şimdi bak, 32, 44 var. Şimdi ben bunların karşısına asallar yazacağım. 32'nin karşısına bir asal yazdığım takdirde, 44'ün karşısına bir asal yazdığım takdirde, bu asal 2 değilse eğer, ki değil, nereden 2 değil birazdan göreceğiz onu, çünkü 71'in de karşısına bir asal yazacaktı, bunu da unutmayalım. Şimdi bu sayılar çift sayılar, 32 ile 44. Ben bunların karşısına bir asal yazacaksam bu sayılar tek asallar olmalı. Şimdi 32 ile, yani çift sayıyla tek sayının toplamı bana teki verir. Çift sayı ile tek sayının toplamı teki verecek. Ve burada şu sayının tek olduğunu görüyorsunuz asalın. Sonucun tek olması için demek ki buraya yazılan asalın çift olması gerekiyor. Asal olup da çift olan tek bir tane sayı var, o da 2'dir. Demek ki artık 71 ile 2'nin toplamından ben burayı 73 diyebilirim. Şimdi bu zarın karşılıklı yüzlerinde yazan sayıların toplamı hep aynı değil miydi? Öyle demiştin değil mi? Bak, yazan sayıların toplamı eşittir demiştin. Demek ki 73 olacakmış. O halde ben 73'ten 44'ü çıkarırım, buraya 29 derim. 73'ten 32'yi çıkarırım, buraya da sevgili arkadaşlarım 41 derim. Artık ben zarın görünmeyen yüzlerinde hangi sayıların yazdığını buldum. 2, 29 ve 41. O halde artık bunları toplayacağız ve 3'e böleceğiz. Çünkü aritmetik ortalaması sorulmuştu. 41, 29 daha kaç yapar? 70 yapar. 2 daha 72 yapar. Bunu da 3'e bölersek 24 bize cevabı verir. Yani cevabımız C şıkkıymış sevgili gençler. Bu güzel sorunun çözümüne kavuştuk. Devam ediyorum ikinci sorumla. Tatlı yapmak isteyen Hatice 900 milim şeker kullanıp %60'lık bir şerbet yapmıştır. Şimdi 900 milim şeker kullanıyor. 900 milim şeker kullanıyor. Ve bu %60'lık bir karışım oluyor. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim? Mesela bizim bu şerbetimiz 100K, 60K'sı şeker, 40K'sı sudur derim. Şimdi 60'a karşılık 900 gelmiş, 15 katı.
O zaman bunun 15 katı 600 milim yapar. Ve böylelikle şerbetin 1,5 litre olduğunu anlarız. İkisinin toplamı 1500 mililitre ya. Şurası su, burası şeker. Çok güzel. Şimdi ben bunu birazcık şöyle aşağı çekeyim. Şıklarla karışıyor gibi. Ancak tarifi bir daha okuduğunda şerbetteki şeker oranının %20 olması gerektiğini fark etmiş. Yani diyor ki şu 900 milim diyor %20 olacak diyor. 20x tamamı da 100x olsun istiyor. Bunu fark eden Hatice hazırladığı şerbete 500 mililitrelik su şişelerinden kaç tane eklerse tarife uygun bir şerbet elde etmiş olur. Ha şimdi dur. Bak şöyle yapacağız. Zaten şu sabit kalacak, tamam mı? Bak çok basit soru. Zaten bu sabit kalacak. 20'si 900 ise 100'ü kaçtır? 5 katı, 5 katı 4500'dür. Yani 4500 mililitrelik bir karışım hazırlayacağız. Ama bizim elimizde ne kadar vardı? 1500 mililitre vardı. İşte bu aradaki farkın tamamını suyla tamamlaması gerekiyor. Tamam. Suyla tamamlayacak. Yani 3000 mililitre. 3000 mililitreyi 500 milimlik kaç tane su şişesi harcar? 6 tane böldüğümüz takdirde 6 gelir. O halde doğru cevabımız da C şıkkıdır diyebiliriz gençler. Evet, devam edelim. Üçüncü sorumuzda buradan Kenan Kara hocanıza ve VIP Fizik Kemal hocanıza da selamlar. Tabii onları düşünerek yazdığımız bir soru. Evet arkadaşlar, aşağıdaki tabloda İsmail, Kenan ve Kemal'in şimdiki ve X yıl sonraki yaşları verilmiş. Şimdi buna göre diyor, burada 3 tane öncül var. Şunlar 1, 2, 3 olacak arkadaşlar. Dizgide bir hatamız olmuş. İfadelerinden hangileri doğrudur diye de soruluyor. Şimdi düşünelim. X yıl sonraydı değil mi? Hocam ben şimdiki yaşlarını bir toplasam ne gelir? A artı B artı C gelir. Bir de X yıl geçtiği zamanki yaşlarını toplarsam A artı B artı C, bak 10 artı 9 19, bir çıkardım 18 gelir. Şimdi ne kadar yıl geçti? X yıl geçti. Ama bunların yaşları toplamı ne kadar büyüdü? 3x yıl büyümüş oldu. Niye? Çünkü gençler biri x yıl büyüyorsa öteki de x yıl, öteki de x yıl büyüyor. Yani toplamda 3x kadar yaşları toplamı artmış oluyor. Madem öyle ben şunu söyleyebilir miyim? Bak burası a artı b artı c'ydi. Burası da a artı b artı c artı 18'di. Yani şurası 3x'miş. Şimdi 3x 18 ise x kaçtır? Tabii ki de 6'dır. 6 yıl sonra bu duruma gelmiş. Yani diyor ki mesela ben a'ya 6 ekleyince b eksi 1 oluyor. Şu eksi 1'i bu tarafa atarsam a'ya 7 eklersem b'yi bulurum diyorum ya. Bu ne demek biliyor musun? A'ya 7 eklersem, yani İsmail'in yaşına 7 eklersem Kenan'ın yaşını bulurum. He. Ne diyor? Kenan İsmail'den 7 yaş büyüktür. Doğru demiş o zaman. Değil mi? Kemal Kenan'dan bir yaş küçüktür. Şimdi buraya bakalım. B'ye şuna 6 ekleyince C artı 9 buluyoruz. Şimdi demek ki B'den de 3 çıkarırsam C'yi bulurum. Bu ne demek oluyor? Kenan'ın yaşından 3 çıkarırsam Kemal'in yaşını bulurum. Yani Kemal Kenan'dan 3 yaş daha mı küçük? Ne demiş? Kemal Kenan'dan bir yaş küçüktür demiş. Hayır, 3 olmalıydı. Demek ki ikinci öncül yanlış. 3'e bakıyorum. İsmail Kenan'dan, Kemal'den 4 yıl sonra doğmuştur. Şimdi dur. Şurası neydi? Kenan'ın yaşından 7 yaş küçüktü İsmail. Kemal de Kenan'ın yaşından 3 yaş küçüktü. Şimdi şu ikisi arasındaki fark ne olur? 4 olur ve İsmail Kemal'den 4 yaş küçük olmuş olur. Demek ki İsmail Kemal'den 4 yıl sonra doğmuştur. Demek ki bu da doğru. O halde cevabımız nedir? D şıkkıdır diyeceğiz sevgili gençler. Mükemmel ötesi, tam bir TYT ayarında soruydu gençler. Soruya zaten işaret koyun demiştim. Lütfen sınavdan önce mutlaka tekrar etmeyi unutmayın. Rica ediyorum. Dördüncü örneğim, dördüncü soru. Bir atletizm yarışmasına katılan Naim, Süleyman ve Halil sabit hızlarla koşmakta. Buna benzer bir soruyu, mantığı aynı olan soruyu daha öncesinde de çözmüştük bu fasikülde. Aynı anda yarışa başlayan bu 3 atletten birinci olan Naim, yarışı bitirdiğinde diğer 2 atletin konumu aşağıdaki gibidir. NH 160 metreymiş, yani şurası. NS de 100 metre. Bak şurası 100 metre, burası 160'sa o zaman şurası 60'tır. Doğru mu? Doğru. Süleyman yarışı bitirdiğinde, Süleyman şimdi şuradaydı ya. Yarışı bitirdiğinde, yani 100 metre daha yol aldığında diyor ki Halil'le arasında 100 metre fark olduğuna göre. Şimdi bak, Süleyman 100 metre yol aldığında Halil'le arasında 60 metre mesafe varken artık 100'e mi çıkmış? 100 metre koştuğunda 40 metre fark atabiliyormuş o zaman. Bunu söyleyebilir miyim? Çünkü 60'lı 100 olmuş fark.
Yarışın yapıldığı parkur kaç metredir? E şimdi düşün. Bu adam Süleyman şuradan başladı, şurada bitirdi. Toplam x metre yol aldığında Halil'e ne kadar bir fark attı? 100 metre fark attı. E şimdi 100 metre koştuğunda 40 metre fark atıyorsa toplamda x metre koşmuştur ve 100 metre farka ulaşmıştır. O zaman içler dışlar yapabilirim. Yani ben şunu da şunu çarpıp şuna böldüğüm takdirde x'i bulurum. 100 çarpı 100 bölü 4 diyeceğim. Buradan da sevgili arkadaşlar 4'te 100'ü sadeleştirirsek buradan ne gelir? 25 gelir. 25'te 100'ü çarptığım takdirde de burası 2500 gelecektir. Parkur kaç metredir diye sorulmuştu. Burada bir hatamız var. Hata nerede? Onu bir bulalım. Süleyman yarışı bitirinde Halil ile arasında 100 metre fark olduğuna göre yarışın yapıldığı parkur sorulmuştu. Şimdi 100 metre koştuğu takdirde 40 metre fark atmıştı. Toplamda 100 metre fark atabilmesi için kaç metre koşması gerekiyor diye sormuştuk. Şurası 40'tı. Biz 4 yazdık. 40 olacak arkadaşlar. Şu sıfırla da şu sıfırı götürdüğüm zaman burada da bir sıfır eksik gelir. Cevap 250 metre olur gençler. Evet, dikkat hatasından kaynaklı buraya 40 yazmamıza rağmen buraya 4 yazdık. Kusura bakmayın. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 5. sorumla. A ve B şehirlerinden aynı anda birbirine doğru sabit hızlarla harekete başlayan Ceren'in hızı Fevzi'nin hızının 3 katıdır denilmiş bize. Şimdi nereye çizelim onu? Şuraya çizek mi? Şöyle yapalım hadi. Şimdi A ve B şehri vardı. Burası A şehri ve Ceren buradan yola çıkıyor. Şurası da B şehri ve Fevzi de buradan yola çıkıyor. Ve ne demiş? Demiş ki Ceren'in hızı Fevzi'nin hızının 3 katıdır. Fevzi'nin hızına V dersem Ceren'in hızı 3V olacaktır. Peki güzel. Şimdi Ceren'in saati gerçek zamana göre 6 dakika geri. Ceren'in saati 6 dakika geri olduğu için eksi 6 dakika yazdım. Fevzi'nin saati de Ceren'in saatine göre 10 dakika ileri. Şimdi Ceren'in saatine göre 10 dakika ileri ise gerçek saate göre 4 dakika ileridir. Çünkü Ceren'in hızı zaten 6 dakika geri ya. Buna 10 eklersem gerçek saatin 4 dakika ilerisini bulmuş olurum. Ceren ve Fevzi gerçek saate göre saat 10.44'ü gösterirken karşılaşmış. Nerede karşılaşır biliyor musun hocam bunlar? Şuralarda bir yerde. Sebebini soracaksın. Çünkü Ceren'in hızı 3V idi. Fevzi'nin hızı V idi. O halde ben karşılaştıkları yerin B'ye olan uzaklığına X dersem karşılaştıkları yerin A'ya olan uzaklığına 3x demek zorundayım. Çünkü hızla gidilen yol doğru orantılıdır. Ceren 3V ile hareket ediyorsa 3x kadar yol almıştır belli bir sürede. Fevzi V ile hareket ediyorsa x kadar yol almıştır diyeceğiz. Şimdi şu an buradalar ve gerçek saat 10.44'ü gösteriyor. Şimdi gerçek saatin 10.44'ü gösterdiği bir dünyada, tamam mı? Ceren'in saati 6 dakika geri olduğu için 10.38'i gösterir. Ve Fevzi'nin saati de bundan 10 dakika ileride olduğu için 10.48'i gösterir. Ve diyor ki bu karşılaşmadan sonra Fevzi kendi saatine göre 12'de A şehrine varmış. Şimdi Fevzi'nin kendi saati şuydu. 10.48. Saat kaçta buraya varmış? 12'de. Şimdi ne kadar süre geçmiş? 72 dakika geçmiş. Çok güzel. Şimdi Fevzi hocamız V ile hareket ederken 3x kadarlık bir yolu 72 dakikada kat etmiş. Şimdi şunu diyeceğiz. Ceren 3V ile hareket ediyordu. Ceren 3V ile hareket ediyordu. 3x'lik yolu ne kadar sürede alır? Tabii ki 24 dakikada alır. Çünkü 3 kat daha hızlı. Peki 3V ile hareket eden Ceren x'lik yolu kaç dakikada alır? Şimdi yol düştü. Çünkü Ceren artık bu tarafa doğru gidecek, değil mi? O zaman 8 dakikada alır. Diyor ki bak Ceren B şehrine vardığında Ceren'in saati kaça göstermekte? Valla 8 dakika sonra ulaşır. Nereden? Ceren'in kendi saatine göre. 10.38'e 8 dakika eklersem 10.46'yı bulurum. Yani A şıkkını bulurum arkadaşlar. Cevabımız A olacaktı. Ne dedim bu soruyla alakalı? Tam bir TYT sorusu. Lütfen ama lütfen kaydetmeyi unutmayın. Devam ettim 6. sorumla. Çok güzel bir soru. Mutlaka iyi dinle. Yani yüzde problemi çıkacaksa böyle yüzde problemi sormalılar. Tamam mı? Yukarıdaki tabloda bir okul kursunda açılan derslere ait kız ve erkek öğrenci sayıları ile yüzdeleri verilmiş. Yüzdeler erkek ve kız öğrenciler için ayrı ayrı verilmiş arkadaşlar. Felsefe dersini alan erkek öğrenci sayısıyla İngilizce dersini alan kız öğrenci sayısı birbirine eşittir. Şimdi
Diyor ki erkeklerin tamamı şurası %100'e kendini tamamlıyorken diyor şu tarafta kızların tamamı %100'e kendini tamamlıyor diyor. Yani bu yüzdeler bütün genel topluluk için değil, erkeklerin yüzdeliği farklı, kızların yüzdeliği farklı diyor. Tamam, burayı anladık. Ve demiş ki bak, felsefe dersini alan erkek öğrenci sayısı, felsefe dersini alan erkek öğrenci sayısı bak şurasıdır. Hatta onu şöyle göstereyim ben sana, görünsün. Şurasıyla İngilizce dersini alan kız öğrenci sayısı. Yani şurası. Bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Bu kursta beden eğitimi dersini alan kız öğrenci sayısı kaçtır? Yani neresi soruluyor arkadaşlar? Bizden şurası isteniyor diyeceğiz artık. Tamam, istenen yeri turuncuyla da gösterdim. Şimdi bir uğraşalım bakalım. Nasıl yapabiliriz? Bazılarının yüzdelikleri verilmiş, sayıları verilmemiş. Bazılarının sayıları verilmiş, yüzdeleri verilmemiş. Ama bazılarının ikisi de verilmiş. İşte o ikisini de verildiği yerden yola çıkacağız. Güzel sanatları alan 36 kişi varken bu grubun %20'sine tekabül ediyormuş. Grubun %100'ü demek, bak grubun %100 demek, %20'nin 5 katıdır demek. Yani 36'nın 5 katı 180 yapar. Demek ki erkek kişi sayısı bu grupta 180'miş. Bu cepte. Ve şunu dillendireceğiz. %20'si 36 kişi yapıyorsa %10'u mesela 18 kişi yapar değil mi? Yarısı. Demek ki bak burası 18'miş coğrafya. Peki %10'u 8 iken %25'i kaçtır? Bir de buna bakalım. Bunu da yaparken 25 ile 18'i çarpıp 10'a bölüyorduk hatırlarsanız. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 5, 2'ye böldüm 2'ye böldüm 9, 5 kere 9 bak felsefe dersini alan 45'miş. Aa çok güzel çünkü burası da 45. Tamam. Şu an her şey yolunda. E bizden şurası istenmemiş miydi? Burası istenmişti. E tamam hocam, o zaman ben şunu yaparım. %18'i 45 ise, 18'i 45 ise 8'i kaçtır? Bak soru bitti. 8 kere 45'i 18'e böleceğim. Şimdi burada 9'a böldüm 2, 9'a böldüm 5. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 4. 4 kere 5 kaç yapar? 20 yapar hocam. O halde cevabımız da 20'nin ta kendisidir deriz. Bak hatta burada coğrafyayı falan boşa bulmuş. Erkek sayısını tamamen boşa bulmuş. Gördün mü? Bunlar bile senin süreni kısaltabilirdi. Ben uzun yaptım. Sen daha kısasını yapabilirsin. Tamam. Saat 07 çift 0'da boş olan otoparkın belirli saatlerdeki kapasitesinin yüzde kaçının boş olduğu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bakın boş kapasite gösteriliyor. Bu otoparktan 16'dan önce ayrılan herhangi bir araç otoparka tekrardan giriş yapmamış deniliyor. Şimdi bu otoparka saat 10'dan önce giriş yapan araçların %40'ı saat 12'den önce otoparktan ayrılmıştır diyor. Öncelikle ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle bir zaman çizelgesi gibi bir şey yapalım. Tamam mı? Hatta ve hatta şöyle diyelim. Saat 07, saat 10, saat 12 ve saat 16 diyelim şöyle. Şimdi saat 07'de %100'ü boşsa ben dolu kısımlarını niteleyeyim sana şöyle. %0'ı doludur. Hatta tam dolu haline 100K dersek %40'ı boşmuş ya, 60K'sı dolu olur. E burada 100K'sı dolu olur ve burada da 75K'sı dolu olacaktır. Şimdi saat 7'den 10'a kadar 60K dolduğunu görüyoruz. Yani burada bir 60K tane araç gelmiş buraya. Daha sonrasında diyor ki bak %40'ı 12'den önce otoparktan ayrılmıştır. Yani bu 60K'nın %40'ı 24K'dır. 24K'sı ayrılırsa burada 36K, bak mavi ile gösterdiklerim 7 ile 10 arasında giriş yapanlar, 7 ile 10 arasında giriş yapanların 36K'sı burada kaldı. Şimdi saat 12'nin sonunda %100'ünün dolu olduğunu görüyoruz. Yani 100K olduğunu görüyoruz. Demek ki 10'dan 12'ye gelene kadar buraya 64K tane daha araç gelmiştir. Böylelikle 100K'sı doldu şu an. Peki 12 ile 16 arasında saat 10'dan sonra 12'den önce otoparka giriş yapan araçların %25'i 16'dan önce otoparktan ayrılmış. Yani şuradaki turuncuyla gösterdiğim 64K var ya, işte o 64K'nın %25'inden bahsediyoruz. Yani 1 bölü 4'ünden, yani 16'sından bahsediyoruz. Demek ki 16K tanesi buradan elenmiş, ayrılmış ve sevgili arkadaşlarım burada 64'ten 16'yı çıkarırsam 48K tane yolcu burada var. Daha sonrasında tabii şurada 36K'nın da bir kısmı ayrılacak ya. 36K eksi x tanesi de ayrılmıştır diyeceğiz. Ve bunun sonunda 75K araç kalıyor şimdi. Şu ikisini toplarsam ben 84K eksi x eşittir 75K diyeceğim. Buradan x eşittir 9K gelecek.
Şimdi benden istediği şu. Buna göre saat 10'dan önce otoparka giriş yapan araçların yüzde kaçı 12'den sonra 16'dan önce otoparktan ayrılmıştır? Yani şu 60K'nın kaçı 9K'dır? Yüzde kaçı 9K'dır diye soruluyor. 60'da 9'sa yüzde kaçtır diyeceğiz. Tam gelmiyor gibi duruyor. 100 çarpı 9 bölü 60'tan doğru cevap 15 olacaktı. Yani %15'i sevgili arkadaşlarım ne olmuş? Şıklar görünmüyor. Ben sana şöyle göstereyim. %15'i imiş sorumuzun cevabı. Ve devam ediyorum. Son soruyla artık. Son soruda güzel bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. Aşağıdaki dairesel grafikte 10-18 saatler arasında satış işlemi yapan Zafer'in sattığı hisse sayısının satıldığı saat aralığına göre dağılımı gösterilmiştir. Mesela 150 derecelik kısmını 10 ile 12 arasında, 90 derecelik kısmını 16 ile 18 arasında gibi şunların açılarını bilmiyoruz. Zafer sattığı hisselerin %40'ını 14 ile 18 arasında. Şimdi 14'ten 18'e kadar neresi oluyor? Bak 14'ten başlayıp 14, 16, 16, 18. Yani %40'ı burasıymış. Ben 360 derecenin %40'ını hesaplasam, 40 bölü 100'de çarpacağım yani. Sıfırlar gitsin, sıfırlar gitsin. 4 kere 36, 144'ü versin. Şimdi buranın tamamı 144 dereceymiş. 144'ten 90'ı çıkardım. Demek ki burası kaç dereceymiş arkadaşlar? 54 derece mi bak şurası? 54 dereceymiş. Peki şuraya kaç kalır onu da bulalım. 150 ile 54 topladım. 204, 90 daha ekledim. 294, 360'dan 294'ü çıkarırsam 66 derecede burası olur. Pekala. Zafer'in 12-14 saatleri arasında sattığı hisse sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı. Biz kaç bulduk? 66 bulduk. O halde doğru cevabımız da A seçeneği olacaktı sevgili gençler. Evet, artık 29. testi de bitirdik ve artık sırada 30. test var. 30. testte sevgili arkadaşlarım görüşmek üzere. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.